Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiç boya kullanmadan bu güzel pembe pastayı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Gerçekten lezzeti de görüntüsü de şahane bir tarif oldu. Şimdi videoma geçelim ve bu pastayı nasıl yaptığımı hep beraber izleyelim. Sizlere malzeme listesini videomun açıklama bölümünde de yazılı olarak bırakacağım arkadaşlar. Oradan takip edebilirsiniz malzemeleri. 4 tane yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri karıştırma kabımın içinde yumurtalar köpük köpük olana kadar çırptım arkadaşlar. 1 çay bardağı ılık su. Şimdilik 1 su bardağı un ekliyorum. Sonrasında yarım bardak daha ilave edeceğim unu. Şimdi o 1 bardak unla beraber 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozunu mikserimle karıştırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kıvamına bakacağım. Sonrasında yarım su bardağı daha un ilave ettim. Kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Çok koyu kıvamlı bir kek hamuru olmayacak. Biraz akışkan olması gerekiyor. Boğacağım tepsimin içine. Hamurumu aldım ve 185 derecede pişmesi için fırınıma gönderdim. Kekim pişerken ben de üstünün muhallebi kısmını hazırlıyorum şu anda. Toplamda 5 su bardağı sütü tenceremin içine aldım arkadaşlar. Yani 1 litre sütün tamamını tencerenize ekleyin. 1 su bardağı da toz şekeri ekledikten sonra içine çeyrek çay bardağı kırmızı pancar suyum vardı, onu ekliyorum. 1 tane pancarı rendenin ince tarafıyla rendeledim. Delikli bir süzgeçten suyunu güzelce sıktırdım ve çıkan suyu muhallebimin içine ekledim arkadaşlar. Kesinlikle pancar kokusu olmuyor. Aklınıza soru işareti takılmasın. Muhallebiniz pancar gibi kokmuyor. Çok güzel bir renk veriyor arkadaşlar. Hem de doğal bir boya maddesi kullanmış oluyoruz. Sütümün içine 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ilave ettim. Sürekli karıştırarak kaynattım ve kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi soğuması için onu da bir kenara almam gerekiyor arkadaşlar. Sürekli karıştıralım ki yüzü kabuk tutmasın. Bu arada kekim de fırından çıktı. 185 derecede yaklaşık 30-35 dakika arasında kekim pişti arkadaşlar. Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra üstüne 3 su bardağı süt ve yarım su bardağı toz şekerle hazırlamış olduğum süt şerbetini döktüm. Kekim süt şerbetini emdikten sonra pembe muhallebimin içine 1 paket krem şanti ekledim. Onu da mikserle güzelce çırptım. Kıvamı bu şekilde olmalı arkadaşlar. Eğer kıvamı daha koyu olacak olursa içine yarım çay bardağı soğuk süt ilave ederek yeniden çırpabilirsiniz. Kıvamını ayarladıktan sonra kekin üstüne güzelce muhallebimizi yayalım ve bir gece buzdolabında bekletelim. Bu tarz tatlılarınızı bir gece buzdolabında beklettiğiniz zaman daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi ben ertesi gün oldu buzdolabından çıkardığım pastamı bıçakla dilimlere ayırıyorum. Dilediğiniz büyüklükte dilimlere ayırabilir ve üstünü istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım arkadaşlar. Gerçekten çocukların çok dikkatini çekiyor ve çok severek yiyorlar. Hem de doğal gıda boyası kullandığımız için daha sağlıklı bir pasta yapmış oluyoruz. Şimdi yapmış olduğum pastadan bir dilim servis tabağımın içine alacağım ve kıvamının ve içinin nasıl göründüğünü de sizlere göstermek istiyorum. İçi bol sütlü, çok lezzetli, harika görüntüsü olan bir pastayla bugün karşınızdaydım arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, paylaşım videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Bir çatal sizler için alıyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.